Gökhan abi bir nevi baş makinistiniz. Güray yardımcısı ve kız aynı zamanda. Gökhan abi burada gelen kopyaların bakımını yapar. Ne durumlar onlara bakar. Gökhan abi geliyor. Önce bütün aletlerini tamir ediyor. Tamir ettikten sonra o aletler tıkır tıkır çalışmaya başlıyor. Titizlik işte. Ben şu tornavidan benim şu pensem vesairem bunlar burada olmazsa ben rahatsız olurum. Sonra bak bantına varıncaya kadar. Lazım oluyor. Bir şey gerekiyor. En basit bir film kutusu geliyor. Yamulmuş, yedilmiş. Onu düzeye atıyorsunuz. Bir paket geliyor. Gökhan abi o paketi açıyor. Tabii. Pat 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 parçalıyor. Paketin içindekiler neymiş? Makinistlere gidiyor. Sonra aynı şekilde Gökhan abi geri dönüyor. Gökhan abi sonra onları o kutulara yerleştirip paketi bütünlüyor. O paket sonra da geri gidiyor. Tabii geldi gibi geri gidiyor. Geldiği gibi gidiyor. Geldiği gibi geri gitmiyorsa aslında daha düzgün geri gidiyor. Ha, evet. Gökhan abi elinden geçtiği için diyor. Biz bilmeyiz. Ondan sonra temizliğini yapıyoruz. Mesela film geliyor. Öyle film geliyor ki bakıyoruz kutusunda şey var. Kutusu tarih olmuş, çatlamış, patlamış. O kutuları değiştiriyoruz. Hı-hı. Gerekirse filmleri tam manasıyla naylona koyup muhafaza altına alıyoruz. Gülay da onların raporlamasını yapar. Aynı zamanda festival zamanında işte kopyaların trafiklerini yapıyor. Hangi sinemaya gidecek, hangi salona gösterilecek, gitti mi, o salonun makinesi onu aldı mı, makinesine bağladımları falan kontrol ediyor. Listelerimiz burada. Bunları bana veriyorlar, ben de şey yapıyorum. İşte mesela biraz sorunlu geldi bize Hindistan'dan. Hemen bir rapor çakıyorlar. Niye Hindistan'dan geliyor? Hindistan'da başka bir festivalden başka bir festival geliyor. Böyle yani. Kopyalar. Festivallerden festivallere böyle 4-5 festival belki bazen peş peşe gidebiliyor. Peki yani kaç kopyayı dolaştırıyorlardır bir anda dersin? He, filmine ve distribütörün gücüne bağlı. Göre değişiyor. Diyor ki 5 gün sonra bilmem işte siz gönderiyorsunuz. Sydney'e gönderiyorsunuz diyor 5 gün onlarla. Bazı tek kopyayla böyle 3-5 gün, 3-5 gün festivalleri gezerken işte daha gücü yeten büyük distribütörler de gücüne göre artık yani 5-6-7-10 kopyayla gezebiliyorlar. Gökhan abi Amors mu o? Yok. Filmin başı mı? Aha filmin başı. Bu kısa film ya. Ha kısa film. Okey. Amors ne? Amors filmlerin başına taktıkları filmin kendisini koruyan bir film parçası. Değil mi Gökhan abi? Anlatsana bize. Filmin, şimdi film bobinlere, makaralara sarılırken direktman film gelirse o her makarada dönüşte filmi çizer. Onun başına 2 metre kadar boş film takılıyor ki yani önde filmi herhangi bir tarihi önlesin diye. Şu anda o filmin kontrolünü yapıyoruz. Yani film bize çünkü geliyor, biz bütün detaylı olarak tüm kontrolleri yapıyoruz. Filmin durumu nedir? Ondan sonra Gülay'ın raporunu çıkarıyor. Hakan Bey'e aktarılıyor. Geldiği yere iletilmesi gereken herhangi bir şey de varsa Hakan Bey oraya da iltifat duyuyor. Çünkü film hasarlı olur gelişinde. Ondan sonra geri gittiğinde oradan bize gelen şey dedi ki yani siz filme bir hasar vermişsiniz falan. Yani bunu ortadan kaldırmak için. Anladım. Biraz evvel size sunulan rapordaki film. Ne göbeğinde tokoz var, darmadağınlık içinde amors var, kesilmiş, yanık olmuş falan. Hindistan'dan gelen film. Takoz olmayınca ne oluyor abi? Abi takoz olmadığı zaman, şimdi gayet mesela şu filmin göbeğindeki takozu al oğlum. Şu filmin göbeğindeki takozu. Bilhassa onun yalnız büyük takozu dikkat edersen. Büyük evet, kocaman sarmışlar. Şunlardan. Evet, büyük takozu. Hiç olmazsa şundan olsa tarih daha az olur. Evet. Şimdi bu filmi kutunun içine koyuyoruz. Tabii bu kocaman, bantlamıyoruz. Nakliye esnasında bu film dolaşıyor. Kutular mutlular da kırılıyor. Bu film şu şekilde esniyor. Bakın şöyle. Bu her esnemesinde böyle esniyor. Böyle esniyor. Bu filmin aralarını çiziyor. Ve filmde bir toz var ne kadar olursa olsun. Bir toz kapıyor. Çünkü film bir mıknatıs. Mesela biz bu filmi devamlı elimizde tuttuğumuz zaman eğer manyetik alan alıyoruz bir topraklama bir yere elimizi verirsek bir anda bir atlama yapıyor. Bir cereyan. Onun için bu takozları konmasındaki sebep de filmin o tarihini almak için. Yani bunu çok kimse önemsemiyor. Halbuki takozun rolü çok büyük. Bu çok işler büyük. Böyle 30 senedir aynı mı? Yani bütün işlemler aynı sırada mı gidiyor? Yoksa bir şeyler değişiyor mu film? Yok, şimdiye kadar tabii değişiyor. Bakın mesela şimdi şu filmin emisyonu, yani şuradaki yandaki şu yeşil yer, filmin ses kısmı. Yani emisyon diyoruz biz. Bu en son de yapılan değişiklik bu Dolby sesten sonra bu oldu. Bakın bu eski. Evet, görüyor musunuz rengi?
bu eski ses emisyonu. Şimdi bunları değiştirdiler. Bunu eskiden makinaların üstündeki lamba, bu şeyi sesi okuyan lamba beyazdı. Normal beyazdı. Şimdi şu emisyon ses kısmı yeşil olunca bunu beyaz ışık delip geçemiyor. Geçemiyor. Onun için lazer, kırmızı. Bütün makinalara bu lazer sistemi takıldı. İşte en son yapılan değişiklik, yani Dolby sesten sonra da yakın zamanda bu oldu. Ondan sonra filmin yanması ortadan kalktı. Kalktı mı? Tabii. Şimdi artık yanmaz. Yok, yanmaz. Yani şimdi kavrulur, büzüşür, kalır. Şeyler değişti. Eski makinalar kömürle çalışıyordu, ışık sistemleri. Onlar, makinenin başından makinist o zaman ayrılamaz. Devamlı kömürü sıkmak mecburiyetinde. İki tane şu şekilde çubuk kömür. Karşılıklı birbirine şöyle yanar. Aynanın göbeğinde. Bir de bu aynı zamanda bir gaz neşreder. Çıkarır, gaz çıkarır. Tabii gaz çıkarırdı. Eğer o aynı bir soba gibi, eğer bacası, makinalar halinde bulunan baca tepiyorsa makinesi orada zehirlenir. Duman mı çıkıyordu? Tabii bayağı duman. Bayağı, hem de bayağı duman çıkıyor. Bacası var yani kocaman makinede. Tabii. Ne yapıyor? Lamba hararet yaptığı için, bu lambada çok korkunç bir hararet yapar. O bacanın olduğu yere fan takılıyor. Evet. Oradan sıcağı çekip dışarıya atmak için. Çok ilginç ama yani kömür çünkü bu. İnsan şey diye düşünüyor, yani bu film malzemesi çok hassas, kömürse isli misli bir şey. Hani sanki iki kez göstersen o şey kopya rezil olurmuş. Arkadaşlar, kömür şu şekilde. Makinenin içinde şu ayna. Evet. Kömür bir tanesi negatif, aynanın içinden geçiyor. Şöyle geliyor, bir tanesi de pozitif karşısında. Şu aynanın belli bir odağı var, lambaya olan uzaklığı. Evet. Kömürün odağına, yani yandığı noktaya karşı uzaklığı. Kömür ileri geri böyle gider, tam puanı ayarlanır. Makinenin kontrol portu da, yani karesine göre ayarlanır. Oraya göre orada o ayarda bırakılır. Ve bu hep bu ayarda kalacak. Eskiden mesela film oynarken makinistlere bağırıyor. Makinist işte bir bence bırakır der. Bu kömür kaçar. Film yanmadı, oradan mı yanıyor? Filmin çünkü zaten şimdi de öyle. Filmin üstüne düşen, buradan giden ışık tam nokta halinde geliyor. Nasıl biz şöyle bir merceği güneşe tuttuğumuz zaman bir kağıdı yakıyorsa, buradaki de film eğer hareket etmesin, dursun durduğu anda deler. Yani film durduğu anda deler. Eskiden de filmler yanar film olduğu için, film eğer şey yaparken, oynarken bir kopma esnasında filmin geçtiği, kontrol port diyoruz biz ona, yani film üstten girip alttan çıktığı karenin olduğu yerden, makinist çok seri şekilde bir el alttan bir el üstten ikisini birden koparıp makinenin bobin olan ilişkisini kesecek. Çünkü bu aynı barut gibi, hani fitil gibi. Tutuştuğu anda yürüyor. Ve yanarken de üstüne atıyor insanı. Diyorsun kepeçin salon. Tabii. Aynı anda. Bir de makinist, yani makine eğer kaptı, şey yapamadıysa kapağı falan açmak yok. O yüzden çok makinist yandı. Hadi ya. Tabii, makinist yandı. Tabii. Makinede aslında. Vay be. Makinede aslında. Türkiye'de yandı mı? Tabii. Hadi be. Kaç tane. Abi, Türkiye'de yandı. Acayip bir şey. Kaç tane yandı. Şimdi yanar film olmuş olsa mesela çok pahalı. Yanar filmden çünkü çok şeyler üretiyorlar. Üstüne gümüş çıkıyor, bilmem ne çıkıyor filmin üstünden. Ama şimdiki bunlar, bunu şey yapmak için. Polyester mi? Polyester. Bakın bunu şey yapın. Şöyle bunu. Bunu istediğiniz şekilde alın, koparın. Koparmanız, ya da koparamayın. Yok, koparamazsınız. Anladım. Şimdi bu yüzden de filmin kopma olasılığı ortadan kalktı. Ancak kısım aralarında 20 dakikada, çünkü bu filmler böyle kutu kutu olduğu için bir kısım, bir 600 metre 20 dakika sürer. 20 küsur dakika. Ondan 20 dakikada bir ek yapılır. Ancak koparsa o ekten kopar. Kaç gün bu kadar filmi bir araya koymanız? İşte biz 29'unda başladık. Ondan sonra film geldikçe hiç yani bekletmeden filmlerin kontrolünü yapıyoruz ki yani bir yığılma olmasın diye. Yani son demde sıkışma olabilir. Ve son dakika filmleri olabiliyor. Mesela şey aksayan, şey yapamayan filmler. Onun için bir de daha sıhhatli kontrolü için, yani böyle arola görele film kontrolü değil. Yani detaylı olarak kontrol ediyoruz biz. Bizim zamanımızda bu işin şeyi vardı. Aynı şekilde mesela elektrik ehliyetiniz, daha doğrusu makinist ehliyeti olacak. Yani yasal olarak makinist ehliyeti olacak ve bu ehliyet de teknik üniversitede imtihanla verilirdi.
makinist ehliyeti alabilmeniz için elektrik ehliyetiniz şart olacak. Yani elektrik ehliyetiniz olacak. Yani düpedüz girip de ben makine kullanmak için ehliyet alacağım dediğiniz zaman önce sizden elektrik ehliyetini istiyor. Ya sanat okulu mezunu olacaksınız. Artık öyle bir şey yok. Ehliyet hiç ortada yok. Hiç. Makine dersine ehliyetinizi asacaksınız. İstediğini atayabilir yani evet, bu işi aslında. Evet. Değil mi şu anda? Tabii tabii öyle. Hı-hı. Öyle zaten öyle. Öyle zaten öyle. Zaten öyle. Gezin dolaşın. Allah'tan yanma gibi bir şey yok artık yani. Dolaşın şu koskoca bir sinemayı. Hı-hı. Şurada bir ehliyet isteyin bakalım. Var. Yok. Ama eskiden makine dersine makinist ehliyetini asacak. Ehliyet kontrollerde yapılan kontrollere rastlamadığı anda tak diye sinemayı kapatıveriyordu. Hı-hı. Ama şimdiki yok öyle. Peki Gökhan abi sen kaç senedir buralardasın? Ben hemen hemen işte 40 seneye yakın. 40 sene. 40 sene. Ya bu film kontrolleri vesairesi bunları kızımla beraber. Hı hı. Hemen hemen de 20 15 seneye yakın. Hı hı. Mesela İstanbul Film Festivali'ni yapıyorum. İF'in kaç senesinde bulundunuz? İF'in bu ikinci senem oluyor. Tüm festivallerde de bu işleri aynı şekilde uyguluyoruz. Thank you.